Türkiye-Ermeni Patriği Kadasitli Sakiki'nin davetiyle Patriklik Kilisesi Bezcihan Salonu'nda Ermeni azınlık okul binalarının depreme dayanıklılığı ile ilgili toplantı düzenlendi. Sakiki'nci Maşalyan, cemaat çevrelerinde şeffaf olunduğunun anlaşılması amacıyla bu toplantıyı düzenlediğini belirtti. Türkiye-Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak, davetiyle Patriklik Kilisesi Bezcihan Salonu'nda Ermeni azınlık okul binalarının depreme dayanıklılığı ile ilgili toplantı düzenlendi. Kadasetli Patriğin başkanlığındaki toplantıya Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Ervap ve Sur Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni azınlık okulları yöneticileri, kurucu temsilcileri ve müdürleri, Kevork Özkaragöz önderliğindeki Hacar uzmanlarından bir grup ve basın mensupları katıldılar. Toplantının açılış duasını Sahak Maşalyan gerçekleştirdi ve toplantıya katılanları selamladı. Maşalyan, katılımcıların varlığından duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, yeni eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle okul temsilcilerini tebrik etti ve başarılar diledi. Bu bağlamda koronavirüs ve pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam edildiğinin altını çizdi. Bu sistem içerisinde öğrenciler derslerini evlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla takip etmekteydiler. Patrik II. Saak kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda bilgisayarı olmayan öğrencilerin olduğunu ve bu nedenden dolayı onların dersi takip edemediklerini belirtti. Bu durumu katılımcıların da dikkatine sunarak Patriklik makamının öncülüğünde bilgisayar ihtiyacını karşılamak için bir kampanya başlatılacağını belirterek bu yönde okulların da desteğini diledi. Patrik Hazretleri daha sonra toplantının ana gündemi olan deprem konusu hakkında konuştu. 31 Ocak 2020'de Patrikhanede gerçekleşen danışma toplantısından itibaren gelişen süreci ana hatlarıyla belirtti. Bu süreçte işbirliğinden dolayı Hacar üyelerine teşekkür etti. Toplantının bitmesiyle kapanış konuşmasını gerçekleştiren Patrik II. Saak, okulların temsilcilerinin bir araya gelmesini ve önemli konularda fikirlerini belirtmeleri nedeniyle toplantıyı başarılı olarak niteledi. Ermeni toplumunun geçmişte birçok zorluğa birliktelik ruhuyla göğüs gerdiğini hatırlatarak, bu aşamada Ermeni azınlık okulları arasında bu ruhun varlığının elzem olduğunu vurguladı. Bu okullarda eğitim gören her bir öğrencinin can güvenliğinin esas olduğunun altını çizdi ve bu nedenle gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.